Muhteşem üçlünün olduğu tek üçgen dik üçgendir arkadaşlar. Bu yüzden E açısı 90 olur. AEF de 90 olur. İç açılar toplamından F'ye 35 kalır. Ters açıdan tabii ki X de 35 olacak C şıkkı. Aslında burada hemen ikiz kenardan dolayı böyle alfa alfa dediğiniz zaman gördüğünüz gibi olay bitti işte. 3 alfa artı 90 eşittir 180 AHD üçgeninde veya AHC üçgeninde. Alfa arkadaşlar 30 derece olmuş oldu. Alfa 30 olduğuna göre BAC zaten 105 verilmiş bize. 105, 30 daha 135. X de buradan 45 derece A şıkkı. İki iç bir dışı önemsiyorum arkadaşlar. Ben burada da onu göstereceğim size. Bakın şöyle bir A diyelim. Nereye? B açısının A, B, e açısından. Buraya da A diyorum. İki iç bir dıştan şuradaki F açısını 70 artı A bulacağım. Özellikle ikiz kenarlarda bunu yapıyorum arkadaşlar. İç içe geçen ikisi kenarlarda daha kolay görmek için ve az harf kullanmak adına hemen E açısı da 70 artı A oldu. Şimdi böylece A, B, E, C üçgeninde iki iç bir dış gereği yine X artı A, 70 artı A'yı eşittir. A'lar gitti, X 70 oldu, A şıkkı. Katlamalarda arkadaşlar değişmeyen şey nedir? Açı ve uzunluk. Şimdi burada e, orijinal haline geri döndürürsek soruları genelde, İki yol var zaten ya şekli katlayacaksınız böyle Tamam mı Ya da katlanmış şekli geri açacaksınız fark etmez sonuç olarak şunu görmeniz lazım Burası alfa ise Bu da alfa Katlamada açı değişmez Burada mecburen Noktalar çakıştığı için BC'ye denk geliyorsa o zaman burada tabii ki BEEB'ye eşit olacaktır Yine aynı şekilde buradaki C'de de yine bu durum olur Burası arkadaşlar beta ise Burası da beta olur. Bu arada buranın tamamı 96 verilmişti. E alfa artı beta 84 yaptı. Üçgenin iç açılarından alfa artı beta 84 ise buranın tamamı 180'dir. X'e yine 96 kalır arkadaşlar C şıkkı. Açı ortay verilmiş. Üçgen ikiz kenar verilmiş. Açı ortayı devam ettirdiğimiz an aslında tek dikkat edeceğimiz hem yükseklik hem kenar ortayı olduğudur. Böylece 90 22'den 68 olur. Ters açıdan x de 68 olur. Bunu görmemiz yeterli. B şıkkı. Muhteşem üçlüye dikkat. Burada şimdi AD'yi birleştiririm. Açı sorusu zaten. BD DC dolayısıyla AD'de eşit olur. Böylece arkadaşlar soru kendi vermiş AE eşit olduğunu. Kendiliğinden şöyle gösterelim. Bakın burada AD ile AE eşit geldi. Şimdi artık şuraya A açısı diyelim. Buraya A açısı diyelim. 2 iç bir dıştan 2 A burası. Buraya B diyorum. Şurası da arkadaşlar gördüğünüz gibi 2 A artı B ikizkenar üçgenden dolayı. DHE üçgeninde iç açılar toplamını yazarsam 2 A artı 2 B artı 90 eşittir 180'den. 2 A artı 2 B 90 derece. A artı B 45 geldi. Soru bizden ne istiyordu? ABC ile yani A ile HDE'nin yani EDC'nin toplamını o da B. E zaten biz onu bulduk. Cevap 45 oldu. D şıkkı. Muhteşem üçlüye dikkat. Burada şimdi AD'yi birleştiririm. Açı sorusu zaten. BD, DC dolayısıyla AD de eşit olur. Böylece arkadaşlar soru kendi vermiş AE eşit olduğunu. Kendiliğinden şöyle gösterelim. Bakın burada AD ile AE eşit geldi. Şimdi artık şuraya A açısı diyelim. Buraya A açısı diyelim. 2 iç bir dıştan 2A burası. Buraya B diyorum. Şurası da arkadaşlar gördüğünüz gibi 2A artı B ikiz üçgenden dolayı. DHE üçgeninde iç açılar toplamını yazarsam 2A artı 2B artı 90 eşittir 180'den. 2 artı 2B 90 derece. A artı B 45 geldi. Soru bizden ne istiyordu? ABC ile yani A ile H, E'nin yani EDC'nin toplamını o da B. E zaten biz onu bulduk cevap 45 oldu. D şıkkı. Tabana inendik tabanı ikiye bölüyorsa orada ilk hamlem böyle birleştirmek olmalı arkadaşlar. Böylece CD D ile C, B eşit olur. Kendiliğinden bakın CD ile de gördüğünüz gibi D, A eşit oldu. İkiz kenarları kullanıyorum iki iç bir dış. 35 35 daha 70. E, haliyle buraya 20 kaldı. Yükseklik aynı zamanda açı ortaydır. X de 20 oldu. Cevap E şıkkı. Bu biraz ezber soru tipidir. Konu anlatımlarında da gösterdiğim soru karşımıza geliyor diye. Burada da geldi bakın. B, C, A, iki katı. Şimdi uzunluk sorularında biraz orta tabanı düşünürüm ben normalde ama burada arkadaşlar muhteşem üçlüyü düşüneceğim. Çünkü boş boşuna iki kat verilmemiş orada. Bakın çizince A, O, OB ve OC birbirine eşit oluyor. A birim geliyor. A birim olduğu için bak AD ile AO da eşit oldu. Böylece burası X olur ikiz kenardan. Zaten ikiz kenardan yine BAO 25 derece. iki iç bir dıştan X 50 oldu. E şıkkı. Adım adım gideyim. 1. Şunlara harf verirsek AA A, böyle BB dersek arkadaşlar. A artı B 2A artı 2B burada bakın A artı B 45 derecedir. Neden? A, e, C üçgeninde iç açılar toplamından dolayı. 2 artı 2 ve 90 olur. Haliyle üçgenin iç açılar toplamından dolayı bakın B'ye 90 kalır. Bu bir. Şimdi ikinciye gelelim. İki tane açı ortayın geçtiği yerden kesinlikle üçüncüsü de geçer. O zaman arkadaşlar böylece BE de bir açı ortaydır. 90'ı 45-45 bölmemiz lazım. Bundan dolayı Artık 45 olması için şuraya 30 kaldı. Zaten BE açı ortaya olduğu için 45 derece. Sonra arkadaşlar bu dik üçgendi ya. Dik üçgende BD muhteşem üçten dolayı AD ve DC'ye eşit olacak. Onu da unutmamalıyız. Bu da üçüncü bilgi. Bundan sonra artık şu açıyı 30 derece söylemiştim demin. Haliyle ikiz kenar geldi. AD, BD'ye eşit olduğu için 32'ye bölünecek 15-15 açı ortaydan. 2 iç bir dıştan dolayı 30 ile 15'in toplamı bakın x'e eşit 45 derece d şıkkı. Şimdi bir geniş açılı ABC üçgeni çizin demiş. Ee, B açısı 105 derece olacak ABC 105 dediği için. CAB de 30 dediği için buraya 30 diyelim. Sonra e, burada bir de C'den inen kenar ortay kenarı iki eşit parçaya bölecek ve D köşesinde kesecek. Böyle bizden istediği ADC açısı. Şimdi 30 ve 105 çok öyle önemli bir şeyler değil ama şu 45'i birleştirirsek işin içine 45 30 böylece ne olur arkadaşlar? Uzunluk sorularında hatırlayın şöyle tabana bir dik indiriyorduk değil mi? Aradan, ortadan değil. Böylece 45 oldu. Burası da arkadaşlar 60 derece oldu. Şimdi şöyle bir K noktasından açı sorusu olduğu için muhteşem üçlü yapacağım ve KD uzunluğunu çizeceğim. Şimdi 30-45'leri kullanalım. Harf vermek yerine sayı vereyim. Nasıl olsa bize açı lazım. BK böylece 1, 1, kök 2'den 1 olur değil mi? Aynı şekilde 30'un karşısı 1 ise 90'ın karşısı 2 olacak. Böylece AB 2 olacak. Muhteşem 3'den 1 olacak. Ve fark ettiniz mi bilmiyorum ama şöyle göstereyim. Kendiliğinden DK ile KC eşit geldi. Şu üçgen bir ikizkenar üçgen oldu. Güzel. Bunun bize faydası şudur arkadaşlar. Burası şimdi eee şöyle 60 derece olduğu için 60 derece ya eşkenardan. Burası zaten 90'dı 150. Demek ki bu açı 15 derece, şuradaki ufak açı da 15 derece. Haliyle arkadaşlar 30 derece olduğu için zaten ADK açısı 120 derece. Benden ADC'yi istiyordu. Buranın tamamı 120 15 daha 135 oldu. Bu da biraz zorlayıcı bir soruymuş. B şıkkı soru sizden çözmenizi beklediğimiz bir soru değil de yine böyle bir yorum gösterme sorusu olacak arkadaşlar. Yorum bile değil aslında ezber. E, kitaplarda bazen böyle sorular oluyor artık yani idare ediverin. Üçgende açılarda böyle tek tük oluyor. Bunları da böyle gösteriyoruz. Aa bak böyle bir şey varmış diyorsunuz. Sonuçta hani derecelik öğrenciler var. Onlara böyle hitap eden sorular oluyor ilk yüze, ilk ona. Onlar da böyle psikopatça uğraşıyor falan. Biraz öyle soru modeli bence bu. Çünkü şimdi yapacağım bakın çözümü. Buradan nasıl aklınıza gelsin şu çözüm. Şimdi %4 olduğuna göre ne olacak? Geriye 76 kalacak. 38, 38. Buraya 16 yazarız. Burası arkadaşlar 30 olur. Şimdi şöyle bir şey yapacağım dışarıdan bir eşkenar üçgen yapacağım burada. Ne alaka hocam? İşte bunlar biraz böyle ezber acayip soru modelleri. Böylece 22, 16 daha 38 şurası 22 derece olacak. Şimdi bunlar böyle P diyeyim buraya. PC ile PA, PB şey PA, AC, PC birbirine eşit. Bu arada doğal olarak BA ile de AP eşit çıktı bakın. Orayı da böyle birleştireyim. Şimdi 60 derece olduğu için buraya 44 kaldı. 180'den 44 çıkartırsak 136, 68 olacak taban açıları B ve P'nin. O zaman bak burası da 30 oldu. Fark ettiniz mi? Bir açı ortaya geldi. 30, 30, 22, 22. Bu şeklin adı de deltoid. Sonuçta o zaman P açısıyla D açısı da eşit ya ve bunların karşılık gördüğü BC kenarları da aynı. Aslında burada BD ile BP eşitmiş ve CD ile de CP eşit çıktı sırf bu deltoid'den dolayı. Böylece kendiliğinden CD ile de CA eşit oldu. Tepe açısı 16 derece olan bir üçgen 180'den 16 çıkarırsak 166 şey 164 pardon. A açısı 82, aynı şekilde X de 82 arkadaşlar C şıkkı.